bir hızla dijitalleşen ve streamingin bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde biz de Vodafone Frizon markası olarak aslında müzik alanında yaptığımız yatırımları hem dijital hale getirmek hem de kalıcı hale getirmek, sürekli ve dijital hale getirmek istedik. Pardon. Bu amaçla da genç yeteneklerin hem kendilerini geliştirebilecekleri hem de alanında uzman müzisyenlerle buluşabilecekleri Vodafone Frizon stüdyoyu açıyoruz. Evet, akıllı stadyumda akıllı stüdyo dedik. Bildiğiniz gibi Vodafone Park aslında bir yaşam merkezi olarak tasarlandı. Sadece bir stadyum, futbol stadyumu değil, bir yaşam merkezi olmasını buranın arzulamıştık. İlk inşa edildiği günden bugüne. En dijital mağazamızı Vodafone olarak Vodafone Park'ın altında açtık. Türkiye'nin ilk dijital defilesi yine Vodafone Park'ta yapıldı. Dijitalleşiyoruz. Önce download çıktı, hayatımıza download girdi. Son 2-3 yıldır fiziki albüm satışı download sayısından daha az olmaya başladı. Müziği nasıl stream edebiliriz, nasıl daha fazla gence ulaştırabiliriz çabalarıyla beraber karşımıza çok ilginç bir proje çıktı. Ya da evinde davul çalmak böyleyken Frizon Stüdyo'da böyle. Normalde evde müzik dinlemek böyleyken o zaman bu şarkı ekran başında bizi izleyen Gizem Coşkun'un Frizon Stüdyo'yu izlemek aynen böyle. Vodafone Frizon Stüdyo Vodafone Park'ın altında seni bekliyor. Şimdi sen de gel stüdyoya, arkadaşlarınla en kaliteli enstrümanlarla müzik yap veya sanatçıların başka hiçbir yerde bulamayacağın performanslarını izle. Daha fazlası web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda. Şimdi bu Vodafone Stüdyo'nun iki tane ana işlevi var. Birincisi amatör müzisyenlere hem ekibiyle hem de ekipmanlarıyla profesyonel bir hizmet veren ve müzik üretiminde gerçekten fırsat eşitliği konusunda çok büyük bir adım, dev bir adım bu stüdyo. Hallelujah!